Yine ilklere imza atıyorsun. Evet. Bugün birçok ilk yaşadık bir başka güzelde. Gerçekten sizin de karşınıza ilk kez 3 aday çıkıyor. Bir takımdan 2 aday çıktı, bir takımdan tek aday çıktı. Zor bir karar. Ben her şeye rağmen Dişah'ın bu gereksiz fedakarlığını anlamıyorum. Demek ki buradan gerçekten gitmek istiyor. Yani Dişah'a soralım. Raşit Bey'e cevap vermek ister misin bu kesinlikle konuda? Kesinlikle öyle bir düşünüyorum. Kahraman mısın sen? Efendim? Ne yapmaya çalışıyorsun ki? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Böyle bir kahramanlık gösterisi mi yapıyorsun? Yani ben ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum seni. Karşı takımın Selvi'nin... Ailen mi onlar senin? Hayır. Kan bağın mı var? Hayır. Neyi feda etmeye çalışıyorsun ki? Ne saçmalık. Çünkü karşı takımın Selvi'yi yazacağından adım gibi emindim. Zaten hal ve tavırları, hareketleriyle bunu belli ettiler. Selvi'nin karşısında ben olmak istedim. O yüzden beni yazmalarını istedim. Elenmeyeceğini nereden biliyorsun? Selver'i hafife aldığın için mi? Hafife aldığım için değil. Çünkü Selver daha burada kendini gösteremedi. Ama ben uzun zamandır buradayım. Ve sen Selver'e göre daha hırslıyım. Yani sen şimdi oldun mu yani burada? Hayır, ben yine kazdım kuyuya kendim düştüm. Hiçbir şey fark etmiyor. Peki dilerseniz ben o zaman 3 kızımızı da şöyle yanıma alayım. Gelin kızlar. Dişah, Yağmur ve Selver. Ben sizi yanıma alayım. Yani sen oldun mu burada da kendi ismini yazıyorsun? Ben bunu anlamadım. Tamam, Selver'i hadi aldın karşına. Niye böyle bir risk alıyorsun ki? Bizden birinin gitmesini istemedim. Gidiyorsa da ben gideyim dedim. İyi de insan iyi olduğu, iyi bir şekilde ilerlediği bir yerden neden ayrılmak istesin ki? Ben gitmek istemiyorum ki zaten. Elenmek mi istiyorsun? Hayır, sen buradan öyle gitmek bir düşüncem yok. Kesinlikle yok. Ben sonuna kadar gitmeyi istiyorum. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Yanlış bir strateji yaptım. Bundan sonra zaten strateji yapmayacağım eğer kalırsam. Strateji falan yapma sen bundan sonra. Evet, o zaman değerlendirmemizi alalım ve gitmesini istediğiniz isim. Raşit Bey, sizinle başlayalım. Evet, enteresan bir sonuç var bizim için burada. 3 kişi olması çok değişik. Farklı oldu. Mavi takım ve kırmızı takımdan ben, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kırmızı takımdan Selver'in çıkmasını bekliyordum. Ona şaşırmadım. Mavi takımdan da Yağmur'un çıkmasını bekliyorum ama Dişan'ın çıkması bana çok büyük sürpriz oldu. Hepimiz öyle oldu zaten. Şu anda gitmesini istediğim isim. Dişah. Ne? Ne? Nedeni gayet belli benim için. Çünkü yaptığın çok büyük bir gereksiz, sorumsuz... Şov gibi bir şey. Şov gibi. Evet. Ondan sonra ve büyüklük taslamak. Evet. Ben bilirimcilik yapmak. Yani bir sürü sonuç çıkarabiliyorum. Ben çok sinirlendim. O yüzden onun gitmesini istiyorum diye onun adını yazdım. Yani böyle bir yarışmacı burada olmamalı bence. Peki. Raşit Bey, Dilşah'ın gitmesi gerektiği yönünde oy hakkını kullandı. Selin Hanım. Çok gereksiz bir şey yaptın Dilşah. İnanılmaz. Ben de Raşit Bey gibi üzüldüm ve sinirlendim daha doğrusu. Takımını korumana onların da farkındayım. Hani bir şeyle hala takım arkadaşının elini tutuyorsun. Onun da farkındayım. Ama ben... Yağmur diyorum. Nasıl ya? Ay, gerçekten çok üzüldüm bu arada yani. Hani bir şey söyleyemiyorum. Seni seviyorum Yağmur. Bak, kalp de koydum. Yani gördün değil mi? Öyle. Ve Selin Hanım gitmesini istediği isim olarak mavi takımdan Yağmur'un ismini söyledi. Ve sıra son olarak bir yanıma geldi. Yanlış bir strateji sonucu. Çok lüzumsuz bir şekilde potadasın. Bugüne kadar takımın için bir sürü şey yaptın. Bazen sebepsiz yere, gereksiz yere kendini ateşe attın. Bu da o gereksizlerden biriydi bence. Hiç o topa girmesen de olurdu. Gitmesini istediğim yarışmacı. Ya. Ve Bige Hanım'ın kararıyla 2 Yağmur, 1 Dişah
ismi çıkmış oluyor. Ve böylece Yağmur bugün bir başka güzele, yani aslında hayallerine veda ediyor. Bu tabii sadece yarışma için geçerli. Biz onun bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki seni tanıdık. Ben iyi ki sizi tanıdım gerçekten. Enerjin çok güzel. Çok teşekkür kalbin ederim. Kalbin çok güzel. Tabii ki sana söz hakkı vereceğim. Kısa bir şeyler söylemek ister misin? Öncelikle gerçekten yani tabii ki üzüntüm var. Ama burada olduğum için, buraya çıkabildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Gel kızgın. Bacım kendimi ateşe dağıttım. Senin için ne yapayım daha? Merak etme, televizyon başından ben göreceğim senin ne ateşe dağıttığını. O zaman ben bir sana sarılabilir miyim? Ben buradan maalesef üzülerek size alışıyorum. Her vedalaştığım yarışmacıyla böyle bir sarılmak istiyorum. İyi ki seni tanımışız. Teşekkür ederim. O enerjin kıvraklığını her zaman öyle hiç kaybetme olacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi vedalaşmak istediğin arkadaşlarına da tabii vedalaşabilirsin. Hepsi, iki takımla ki. Da. Bizden bugün Yağmur gitti. Ya gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü en başında da dedim. Yani isim yazdığımda da söyledim. Burada hak ediyor yani burada kalmayı. Ve bir strateji yapmıştık. Yağmur'un gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Keşke Yağmur yerine bizim takımdan biri gitseydi. Çok sevinirdim ama maalesef Yağmur gitti. Üzüldüm. İnşallah haftaya bizim takımdan biri gider. Bugün Yağmur gitti. Çok üzüldüm bu durum için. Yağmur gitmemesi gerekiyordu. Gitmesi gereken ondan önce bir sürü insan vardı burada. O yüzden biraz üzgünüm. Aslında biz Yağmur'u göndermeyi başarmadık. Kendi takımları başardı bunu yanlışlıkla. Yani üzüldüm, ben Yağmur'u sevmiştim. Enerjisi güzel bir kızdı. Keşke gitmeseydi. Henüz erken oldu. Yağmur gel bakalım buraya. Hadi biz de vedalaşalım seninle. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Ben memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Siz de. Yağmurcuğum çok teşekkür ediyoruz ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Seni eşyalarını toplamak üzere sahne arkasına alabiliriz. Bir strateji yaptık ve bu elimizde patladı. Yani burada daha fazla kalabilmeyi çok isterdim. Daha fazla vaktim olmasını çok isterdim. Ama böyle olması gerekiyormuş. Zaten duygusal bir insanım. Her şeye ağlayasım var şu an. Yani ağladım da gördünüz yani. Ama her şey için yani en güzel olsun. Herkes hak ettiğini yaşasın. Gerçekten gönülden bunu istiyorum. Ve yani burada olabilmek benim için çok güzeldi. Takımıma televizyondan desteklemeye devam edeceğim. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Yağmur'u davet ediyorum. Biraz erken oldu yani, evet, çünkü daha yeni ayağım sınıyordu. Daha yeni alışmıştım yani. Ama olsun, demek ki bu şekilde olması gerekiyormuş. Ya inanın hepsini özleyeceğim yani, ama yani Dilşah'la o son an. Hepsini çok özleyeceğim. Gerçekten yani bu en azından bir haftada olsa, 5 bölümde olsa gerçekten bana o takım olma şeyini hissettirdiler. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Şaşıracaksın ama Yağmur. Şükürler olsun. Evet, gerçekten zor bir gün geçirdik. Biraz ilklerin günü oldu. Biraz duygu geçişleri de aslında eğlenceli başladık. Ama cuma günleri maalesef eleme günü olduğu için aynı anda hüzünle de biten bir gün oluyor bizim için. Çünkü hepimiz alışıyoruz birbirimize. Kızlarımız bir hayalle buraya geliyorlar.
Tabii ki her yarışma sonuçta yarışma kadar bence var. Önemli olan hayatlarının geri kalanındaki başarıları ve iyi bir şekilde hayatlarına devam etmeleri. Bugün de böyle bir hüzünle geçirdik.